Teşekkür ederim. Tamam. Merhabalar. Öncelikle organizasyona çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir genç grup var. Çok memnun oldum sizleri gördüğüme. Ama bana anlatacak bir şey bırakmadılar. Sona kaldım diyeceğim. Değil, hazırlıklıyım. Başka şeylerden bahsedeceğim. Problemlerimiz ortak, çözümlerimiz ortak olabilir ama bambaşka projelerle bahsediyor olacağım. Biraz daha tecrübeli bir ekiple tanışıyor olacaksınız. Kendimden bahsedeyim. ODTÜ Bilgisayar mezunuyum, 2004 mezunuyum. 2007'de de yine ODTÜ Bilgisayar'da yüksek lisansımı yaptım. Aslında bir yanda da Koç Üniversitesi'nin öğrencisiyim. Bir MBA yapmıştım. Çok başka bir background'dan geliyorum. Aselsan'da çalıştım yıllarca, 9 yıl. Ama hep ARGE yaptım ve 6 yıldır da bankada ARGE yapıyorum. Şimdi ARGE nasıl yapılıyor? Banka için yapay öğrenme projelerine nasıl başladık? Biraz onlardan bahsedeceğim ve iş yapış şeklimizin farkından bahsedeceğim. Ekibi biz 2013 yılında kurduk, ARGE ve özel projeler ekibi olarak ve bankaya yapay öğrenme projeleri yapma vizyonuyla kurduk. Ki o zamanlar bankalarda yapay öğrenmenin gerçekten somut uygulamalarının hiç olmadığı günlerdi. Ekibimiz 21 kişiden oluşuyor. Bunların çoğunluğu yüksek lisanslı, bazıları doktorasını devam eden arkadaşlardan oluşuyor. İki tane de ARGE koordinasyon uzmanımız var. Çünkü biz yoğun olarak üniversite ilişkileri, Avrupa Birliği ilişkileri, TÜBİTAK'la ilişkiler ya da öğrencilerimizle ilişkiler, işte part-time arkadaşlar, stajyerler şeklinde bir koordinasyon işimiz de var. Şimdi biz işe ilk başladığımızda aslında aşağıda gördüğünüz döngü bizim klasik geleneksel ARGE projelerimizin döngüsü. Önce fikir geliştirmeye başlıyoruz. Bizim farkımız şu, diğer IT bakış açısından söylüyorum. Fikirleri ARGE ekibi kendisi geliştiriyor. Ama bunu nasıl yapıyor? Hiçbirimiz bankacı değiliz köken olarak. Bunu şöyle yapıyoruz. Sahaya iniyoruz. Aylarca sahada gözlem yapıyoruz. Şimdi projeleri de anlatırken hayat hikayemizi anlatacağım. O projeler nasıl çıktı? Biz nasıl bu fikirle geldik? Onları göreceksiniz. Şube, operasyon, kredi değerlendirme, bunların hepsinin yanına gidip oturup o insanlar bugün manuel olarak bir insan bakış açısıyla bu işi nasıl yapıyor? Bunu analiz ediyoruz. Bunun içerisinde yapay öğrenme teknikleri kullanarak onların günlük elle yaptıkları işleri biz yok edebilir miyiz? Onların işini hafifletebilir miyiz? Bunu analiz ediyoruz. Ve buradan sonra bir prototip yapıyoruz. Prototip yapmamızın amacı şu. Siz her ne kadar yapay öğrenme projesi yapsanız da onlar klasik geleneksel yöntemlerine çok alışkın oldukları için, buna işin sahibi iş birimleri de dahil, bunun başarısından, bunun nasıl bir etki vereceğinden kesinlikle emin olamıyorlar. Çok da haklılar. Onun için çok güçlü bir POC dediğimiz Proof of Concept uygulama yapıyoruz. Bunun genelde bir ön yüzde oluyor. Birazdan yine demolarını göstereceğim. Bu ön yüzde iş birimlerini teker teker geziyoruz. Ekip olarak bizzat biz. Üst yönetimi, ilgili iş birimi yöneticilerini ve hatta kullanıcıları ikna ediyoruz. Gerekirse bunun içerisinde bir patent fırsatı varsa patentini alıyoruz. Ve ikinci aşamada içerisinde mutlaka bir ARGE unsuru olduğu için bunları fonlamalarına başvuruyoruz. TÜBİTAK'tan, Avrupa Birliği projelerinden fonlamalar alıyoruz. Ve sonrası aslında biraz daha geleneksel akışa benziyor. Bir noktaya kadar, canlıya geçene kadar. Sağdan çok güzel bir soru gelmişti. Biraz soruları da cevaplayarak gideyim. Demişti ki, nasıl satıyorsunuz bunları? Biz ürün olarak satıyoruz. Bizim farkımız o. Çünkü ben aslında bugün burada Yapı Kredi Teknoloji firmasından geliyorum. 2013'te Yapı Kredi altındaydık. Sonra biz şirketi ayırdık. Yapı Kredi Teknoloji olarak 2015 yılında İTÜ Teknokent'e taşındık. Ve artık geliştirdiğimiz yapay öğrenme projelerini ürün olarak satar hale geldik. Dışarıda standımız var. Orada gördüğünüz 3 projede çok 2 tanesi şu an direkt satılıyor. Bir tanesi de çok yakın zamanda göreceksiniz. Bizim bir farkımız da bu diyebilirim. Ama bence şu vizyon önemli. Cloud geliştikten sonra bunların bir platform üstünde gerekse modellerin, gerekse verilerin anonim olarak ya da ürün olarak, servis olarak bu hizmetlerin açılması ve tüm bankalarda rekabetin güçlendirilmesi önemli. Bilgiyi de paylaşmalıyız, know-how'ı da paylaşmalıyız. Şimdi genel olarak bu ekip ne çalışıyor? Çok genel, makine öğrenmesi, doğal dil işleme, veri madenciliği, derin öğrenme ve görüntü işleme tekniklerini üzerinde çalışıyoruz. Bu bizim yaşam döngümüzü güzel özetleyen bir şekil.
ne anlamda güzel özetliyor? Aslında biz nereden başladık ve nereye geldik onu özetliyor. Biz back office'te başladık arkadaşlar. Yani bankanın en çok insan iş gücü gerektiren ama düz iş diye tarif edebileceğimiz, orada çok kaliteli insanlar çalışıyor. Çoğu mühendislik mezunu ama bütün gün yaptıkları şey elle veri girmek. Şimdi projeyi anlatacağım. Biz 2013 yılında buradan başladık. Çok kolay bir problem değil. Metin sınıflandırma gibi gözükse de çok zor bir problem. Ve 2016 yılına kadar biz back office'in çok farklı noktalarına dokunarak buradaki süreçleri dijitalleştirmeyi amaçladık. Sonra içeride de duyuldukça, projelerin etkileri görüldükçe, başarıları görüldükçe döngü biraz değişti. Biz iş birimlerine gider değil, onlar bize gelir hale geldi. Ve burada farklı iş birimlerine dokunmaya başladık. Kurumsal ticari bankacılık, müşteri ilişkileri yönetimi, kurumsal ticari krediler, alternatif dağıtım kanalları, dolandırıcılığı engelleme gibi çok hızlı bir yayılımla bugünkü noktaya geldik. Şu an yaklaşık canlıda 6-7 tane hatta ürünümüz var ve bunların hepsi burada gördüğünüz iş birimlerinin projelerine ve gerçek hayatlarına dokunuyor. Buradaki projelerin tamamını anlatacak vaktim yok. Canlıya geçmişleri anlatacağım ve gerçekten iş birimi anlamında da etkileri ölçülebilir olanları anlatacağım. İlk projemiz Safir. Kirli metinden varlık çıkarımı projesi. İkinci olarak da çok yeni üzerine çalışmaya başladığımız imzanın tespit edilmesi. Bu çok önemli. Sadece bankacılık gibi de düşünmeyin. Çok farklı sektörlerde de var. Ve bunun otomatik doğrulanması. Şimdi Safir dediğimiz proje, bankaların tamamı bu akışta çalışır. Bizim ölçeğimizde bir bankaya yılda yaklaşık 6,5 milyon işlem gelir. Belirli kanallardan, faks, tarayıcı, e-mail, bu tip kanallardan müşteri bir dilekçe şeklinde derdini anlatır. Şu hesaptan, şu hesaba, şu kadar lirayı gönder. Ya da ekte verdiğim tablodaki para transferlerini yap, maaş ödemelerini yap şeklinde. Çok basit bir dünya gibi gözükür ama çok kompleks bir dünyadır. Ve bunlar dokümanlar şeklinde gelir ama buradaki en büyük sorunumuz dokümanların resim olması, resimlerin çözünürlüklerinin çok kötü olması ve dokümanların kirli olması. Şu soru bana en sık sorulan soru, faks mı kaldı? Evet, faks kaldı. Maalesef kaldı çünkü kurumsal ticari şirketler genelde çoklu imzalı yetkinliklerde çalışır ve hala bizde dijital imza ya da kurumsal internet bankacılığı kullanımı şirketlerin kültürleri gereği yaygınlaşmadığı için hala geleneksel olarak bir asistan o dilekçeyi hazırlıyor, iki patrona imza attırıyor, asistan onu faks çekiyor, bankaya geçiyor. Akış bu, gerçek hayat problemi bu. Biz gerçek hayat problemini çözüyoruz ama zaten problem resim kısmıyla başlamıyor, problem metin işlemeyle başlıyor. Şimdi normal akış şu şekilde. Eskiyi anlatıyorum, Safir'den öncesini. Açardı bizim operasyon uzmanımız. Önce bu talimatın içerisinde ne var diye bakardı sayfa sayfa. EFT varmış, vergi varmış, maaş ödemesi varmış. Tipik bir sınıflandırma yapardı ki uygun ekibin önüne düşsün. Uygun ekip veri girişçiler. İkinci aşamada tekrar aynı talimatın resmi açılıyordu. Bu sefer detay bilgileri ana bankacılık sistemine girmeye başlıyor. Talimatın resmi bir yerde, bankacılık sistemi bir yerde, çıkış hesabı, alıcı hesabı, tutarı tek tek gözüyle gördüğü bilgileri giriyor. Ve bunu gerçekten az önce söylediğim gayet eğitimli insanlar yapıyor. Üçüncü aşama bu BDDK kuralı. Yine bütün bankalar bunu yapmak zorunda. Dört göz prensibi. Bilginin girişini yapan iki gözdür. Kalan iki göz başka bir iki göz onayını yapar diyor. Dolayısıyla aynı doküman üç kere açıldı. Üç kere üç ayrı insan baktı. Biz ne yaptık? Biz dedik ki bu iş tipik bir doğal dil işleme problemi. Biz bunun ilk iki aşamasını da sadece ilk aşamayı değil, ilk iki aşamasını yani veri girişi dahil biz bunu otomatize edebiliriz. Dolayısıyla artık bugünkü yapıda talimat geliyor. Önce bizim sistemimize düşüyor, Safir'e düşüyor. Safir önce tipine karar veriyor. Diyor ki bu bir EFT, bu bir vergi. Hatta şu sayfasında vergi var, bu sayfasında maaş ödemesi var diyor. Uygun ekibin önüne de düşürmüyor. Kendi açıyor, okuyor. Diyor ki bunun içerisinde 5 tane işlem var. Çıkış hesabı bu, alıcı hesabı, tutarı bu. Bütün detayları dönüyor. Artık Safir'in okuduğu bilgiler doğrudan onaycıya düşüyor. Yani biz iki göz, dört gözün, iki gözünü Safir yaptık, kalan iki gözü bir insan. Bu her zaman böyle olmak zorunda. Bizim yapay zeka ya da yapay öğrenmedeki bakış açımız insanın her zaman o loop'un içinde olduğu bir döngü. Yani sistem hata yapabilir, sistemin belirli bir başarı oranı var. Bunu bir insan her zaman kontrol ediyor ve düzeltiyor. Problem niye zor?
Şimdi bazı problemler kolay gibi gözükür ama işin içine girdiğinizde ne kadar zor olduğunu anlarsınız. Bize gelen talimatların çok farklı yapılarda ne kadar kirlilik içerdiğini görün diye koydum bunları. Tamamen free format, serbest metin dediğim dilekçe vurgusunu bu yüzden yaptım. Biz bir form zorlamıyoruz müşteriye. İstediği gibi yazabiliyor. Bir diğeri bilgiler, cümleler şeklinde gelebilir, tablolar şeklinde gelebilir, sayfalara dağılmış şekilde gelebilir ve bu bilgiler yine doğal dil işleme, name entity recognition dediğimiz isim varlık tanıma kısmında direkt bu varlıkların aslında bir işleme dönüşmesi için anlamlandırılması ve önce çıkarılması gerekiyor. Şimdi ikinci aşama zorluk, talimatlar sayfalar halinde geliyor. Tek sayfa değil ve her bir sayfanın içerisindeki bilgiler, biz bunu elle işaretledik size problemi zorluğunu anlatmak için, bilgiler çok farklı yerlere dağılmış durumda. Bu aynı talimatın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sayfaları. Dolayısıyla bizim aslında sayfa sayfa işlememiz lazım. Okey, kolay gözüküyor, sayfa sayfa da işleriz. Hayır, problem bir tık daha zor. Birinci sayfada adam paranın çekilmesi gereken hesabı söylüyor. Kalan sayfalarda da göndericileri söylüyor. Dolayısıyla sayfalar arası bilgi ilişkisi var. Bu ilişkiyi de sizin algoritmanızın anlayabilmesi gerekiyor. Bunlar bolca zorluklardı. Ama tabii ki çözümleri var. Biz ilk başladığımızda, ilk canlıya 2013 sonunda aldık bu sistemi. Sınıflandırıcıyla başladık. Sonra varlık çıkarımını yaptık. Varlık çıkarımından sonra da ilişki çıkarımını yaptık. Kim kime ne kadar gönderiyor? Evet, ben bir sürü hesap numarası buldum ama kim gönderici, kim alıcı şeklinde. İlk önce 19 işlem tipiyle başlamıştık sınıflandırmada. Bugün geldiğimiz noktada 50'den fazla işlem tipini sınıflandırıyoruz. Bu da toplam hacmin %95'ini oluşturuyor. Bilgi çıkarımında 4 işlem tipiyle başladık. 12 işlem tipine çıktık. Bu da yaklaşık %90'ını oluşturuyor. İşte para transferleri, vergi ödemeleri vesaire. İlk canlıya geçtiğimizde başarımız, geleneksel makine öğrenmesi yöntemleriyle başladık varlık çıkarımında. Bugün geldiğimiz noktada derin öğrenme yöntemlerini kullanıyoruz. Geçen senenin projesiydi, bankaya teslim ettik. %30'dan yıl içerisinde algoritmayı iyileştirerek 2016'nın sonunda %50'ye gelmiştik kapsam anlamında. Bugün %71'ini talimatların safir işliyor. Çıkardığı işlemlerinde yaklaşık %95'i doğru, yani hiç insan eli değmiyor bir işlem çıkardıysa. Bunu neyle sağlıyoruz? Hemen sağ tarafa geçiyorum. Talimattaki bilgileri çıkardıktan sonra metin kirli. Ne demeye çalışıyorum? Siz bunu bir optik karakter tanıyıcıdan geçiriyorsunuz. Sonuçta kirli veri geliyor. Bazı karakterler bozuk, bazıları yanlış. Bunu talimat geçmişini kullanarak doğrulamaya ve düzeltmeye çalışıyoruz. Bu noktada da verinin döndüğü bilginin çok doğru olmasını sağlıyoruz. Ne yöntemler var? Optik karakter tanıma. Bunu biz yapmıyoruz. Hazır bir ürün kullanıyoruz. Gayet başarılı ürünler var Türkçe'de. Makine öğrenmesiyle sınıflandırma var. Derin öğrenmeyle sınıflandırıcıyı derin öğrenmeye geçirdik ve yine bilgi çıkarımında ve ilişki çıkarımında derin öğrenme yöntemlerine geçildi. İsim varlık tanımı ve ilişki çıkarımı dediğim gibi kullanılan yöntemler. Ne elde ettik? Temmuz 2018'den beri canlıda çalışıyor. Pardon. Temmuz 2018'den beri canlıda çalışıyor. Virman dediğimiz para transferi için çevrim süresi %68 azaldı. Çevrim süresi şu demek, işlemin size geldiğiyle çıktığı zaman arasındaki fark. EFT'de %38'e varan azalma sağlandı. Şimdi bu yeni bir proje. İmza tespiti. Şimdi yine gözle yapılan bir başka işlem. Sizin elinize bir az önce gösterdiğim talimat var. Bu talimatın üzerinde bir imza var. İkinci resim. İnsanlar şunu yapıyor. Benim elimde o şirketin bir sirküsü var, imza sirküsü var. Bu sirküdeki imza ile atılan imza doğru mu? Birebir aynı mı ya da benziyor mu diye bakılıyor. Biz dedik ki bu da bir görüntü işleme problemi. Biz buna bir çalışalım. Problem üçe ayrılıyor aslında. Bir, sirküyü otomatik işleyip üstündeki imzaların çıkarılması, imzaların yerinin bulunması. Birinci problem. İkinci problem, bir belge dediğimiz o talimatın üstündeki imzanın yerinin bulunması. Üçüncü problem, bulduk bizi öldüren bir durum, mühür. Türkiye'de imzalar, istikrarlar mührün üstüne basılıyor. Bu da kirletiyor aslında imza bilgisini. Sonra üçüncü aşamada o mühür bilgisinin temizlenmesi. En son aşamada da artık elimde iki tane imza resmi var. Bu ikisinin birbirine ne kadar benzediğini hesaplayıp kullanıcıya bir uyarı çıkarma. Çok benziyor, hiç bakma, ben eminim.
Az benziyor, emin olmadım, sen bir kontrol et istersen. Ya da son aşamada bu hiç benzemiyor, bunu kabul etme gibi bir öneride bulunuyor. Ne var? Burada başka teknolojiler var. Burada bilgisayarlı görü. Nesnenin tespit edilmesi, nesneden kastımız o imza nesnelerinin doküman içerisinde bulunması. Yine derin öğrenme yöntemleri kullanılıyor. Bu çok yakında canlıya geçecek. Şu an sadece test verisinin başarılarını görüyorsunuz. En son aşama bence kritik. Her şeyi yaptıktan sonra uçtan uca baktığınızda iki imzanın birbirine benzemesini %82.1 oranında doğruluğunda bilebiliyor. Şimdi herkes çok chatbot anlattı. Ben ama farklı bir yerden geleceğim. Ben bugün chatbot anlatmayacağım. Biz Safir'i yaptıktan sonra Türkçe doğal dil işleme alanında bir yetkinlik kazanmıştı ekip ve biz dedik ki biz bir chatbot yapabiliriz 2015'in başlarında. Ve biz chatbot projesini başlattık gerçekten bir TÜBİTAK projesi olarak. Chatbot çok istek ve alan ama çok zor bir doğal dil işleme projesi açık söyleyeyim. Chatbot'u yapmaya herkes çok çalışıyor, hepimiz çok çalışıyoruz ama çok da kullanıcıya gerçekten insan hissi vermenin o kadar kolay olduğunu düşünmüyorum. Şimdi biz burada ne anlatacağız size? Evet, bizim elimizde güçlü Türkçe doğal dil işleme yetenekleri var. Hala da geliştirmeye devam ediyoruz. Bunlar arkada birer motor olarak çalışsın. Ama biz iş birimleriyle muhatap olurken en çok şurada takıldık. Diyorlar ki, ben WhatsApp'ta istiyorum, ben Messenger'da istiyorum, ben web'de istiyorum, ben bambaşka bir kanalda istiyorum gibi farklı istekler geldi. Her kanalın kendi kullanıcı arayüzü özelliği farklı. Bazı kanallarda kendi ön yüzünüzü yapıyorsanız butonlarla yönetebiliyorsunuz chatbot'u, işimiz daha kolay oluyor. WhatsApp gibi bir kanala gelirseniz hiçbir kullanıcı arayüzü şeyi yok, ÖS yok, buton yok, resim yok, link bile çok doğru dürüst yok. Tamamen metin odaklı bir arayüz yapmanız gerekiyordu. İşte bütün bunları yönetebilmek için, buraları biraz hızlı geçeceğim vaktimi iyi kullanmak adına, chatbot projesinin ne kadar zor olduğunu ve aslında müşteriye insan hissi vermenin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Çünkü 50 bin liralık kredi istiyorum dediğinde sizin ona düz bir bot mantığında kaç liralık kredi istiyorsun diye sormamanız lazım. O bilgiyi söylemiş zaten. İşte bunları kaçırmamak, o bilgileri toparlamak, akışı buna göre yönetmek botları zorlaştıran konular. Şimdi bunu bir göstereyim. Biz ne yaptık burada? Buradaki fikir neydi? Buradaki fikir şuydu. Biz bir bot yapmayalım. Yani yaptık zaten. Botun arkasındaki engine'ler var. Biz bot yapan bir bot yapalım. Bu fikirle geldik yaklaşık bir yıl önce. Amacımız şuydu. Biz iş biriminin önüne bir ürün verelim. O bu ürün, bu ürün. O ürünle kendi konularını kendi tanımlasınlar. Alternatif dağıtım kanalları mı? WhatsApp'a mı çıkmak istiyor? Non-secure bir ortamda mı? Konularını kendin tanımla. Her konunun eğitim cümlelerini bana gir bu tool üstünden. Sonra toplamak istediğim bilgileri de burada tanımla. Hatta bir akış istiyorsan akışı da tanımla. Yani sırayla soru sorup başka yere yönlendireceksen onu da tanımla. Örneğin kredi soruyor. Hangi tip kredi vermek istiyorsun diye soralım diyor. Şimdi normal klasik bir firmayla çalışsanız size bütün senaryoları baştan hazırlayın, bana verin, ben ona göre kod yazacağım der. İşte bu ürün sayesinde biz öncelikle konuları tanımlıyoruz dinamik. İkincisi yanıtlama eylemlerini iş birimi kendisi tanımlıyor. Çünkü bunlar sık sık güncelleniyor arkadaşlar. Bir kampanya çıkılıyor, o kampanyayla ilgili bilgi girilmesi gerekiyor. Bize diyorlar ki biz bir bota bir güncelleme yapabilir miyiz? Evet yapabilirsin. Ürün önünde siz kendiniz buyurun yapın diyoruz. Biz hiçbir şey yapmıyoruz arkada. Biz sadece anlama, bilgi çıkarımı gibi daha doğal dil işleme yeteneklerine odaklanıyoruz. Ve hangi bilgilerin çıkarılacağını kendileri tanımlıyorlar. Şimdi burada bir demo yapayım. Çok hızlıca. Bu ürünün ekranı, dediğim gibi örnek eğitim cümleleri giriliyor, kısa tanımlama cümleleri şeklinde. Arkadaki bizim modellerimiz buradan eğitiliyor. Ya da bazen phrase based de, yani kelime değil de daha birkaç kelimenin birlikte gelmesinden anlamaya çalışabiliyor. Cevap aksiyonu tanımlayabiliyor. Burada kritik cevaplardan akışlar dallanabiliyor. Yani şimdiki örnekte, mesela bir butona bastığında canlı ortama deploy ediliyor. Bu da çok önemli. Yepyeni bir kampanya çıktı. Bunu ne zaman canlıya alabiliriz? Bize en sık sorulan soru. Hemen şimdi tanımla. Deploy butonuna bas canlıda. WhatsApp'ı böyle yönetiyoruz. Şu an WhatsApp'tayız. Hiçbir ekstra Ar-Ge eforu gerekmiyor bütün bu aksiyonlar için. Burada gördüğünüz gibi direkt kendi de deneyebiliyor. Deneme ortamı da var. İsterse gider WhatsApp'ta da dener. Ama burada hemen deneyip yaptığı sonucun etkisini görebiliyor. Bu çok önemli. Biz iş birimiyle olan bu bot ilişkimizi artık böyle yönetiyoruz. Şimdi bu sayede ne dedik? Özelleştirilebilir bir yapı var. Biz WhatsApp botuna bir model hazırladık. Bunun arkasında bir model var.
Bu modeli yaklaşık bir 3 gün falan sürdü galiba. 3 günde Messenger'a adapte ettiler. Messenger'a canlıya geçtik. Adapte etmekten kastım şu. Mesela WhatsApp'ta hiç buton olmadığı için siz seçenekleri de yazıyla soruyorsunuz. Ama Messenger'da hangi kredi tipini almak istersiniz dediğinizde buton çıkarabiliyorsunuz. İşte o buton mu olsun yoksa text mi olsun tanımı bile ürün üstünden yapılıyor. Ve bunu artık iş birimi kendisi yapıyor. Ya da kendi uygulamanızı geliştirdiğiniz, bugün üzerinde çalıştığımız yeni bir proje, çözüm merkezine gelen kayıtları da otomatik bir botla cevaplamaya çalışıyoruz. Bir başka analiz, yine botun zorluğunu anlatan bir şey. Siz bota iş biriminde birlikte çalıştınız ya da geçmişte sorulmuş soruları analiz ettiniz ama yepyeni bir kanala çıkacaksınız, yine WhatsApp diyeceğim. Bu kanala ne sorulacağıyla ilgili gerçek anlamda bir fikriniz olmuyor. Bunu ancak kanalı açıyorsunuz, bir kavramla, bir kapsamla çıkıyorsunuz ama bambaşka sorular gelebiliyor. İşte bunun üzerine çok hızlıca, 3 ay gibi bir sürede yepyeni bir özellik geliştirdik bu ürünün içerisine. Sorulan soruları bot anlamadıysa analiz ediyor arkada otomatik. Bunları grupluyor ve iş biriminin önüne ben bak bu soruları anlamadım, bunları ama grupladım, sen bunlara bir bak. İşte insan yapay öğrenme etkileşimi. Sen bunlara bir bak, belki bunlardan bir konum tanımlamak istersin. Örneğin buradaki konulardan biri en çok neyi soruyor? Kredi kartı numarasını sormayı iş birimi tanımlamamış ilk aşamada. Bizim gruplamadan da şu bilgi çıkıyor ki insanlar çok sık kredi kartı numaramı öğrenebilir miyim diye soruyor. Demek ki bu soru, bu konu olarak hızlıca tanımlanmalı bu bota. Bu da bunu sağlıyor. Bunları tahmin edersiniz zaten. Çok güçlü bir doğal dil işleme var. İçerisinde makine öğrenmesi var. Sinirsel kelime anlamlandırma önemli. Word embeddinglerden bahsediyoruz. Artık çok yoğun kullanıyoruz bunları. Yine bilgi çıkarımı, varlık, isim varlık çıkarımı var. Şimdi Aralık 2018'den beri canlıda WhatsApp'ta çalışıyor bu bot. Dediğim gibi WhatsApp çok zor bir kanal. Çok kesikli yazma var. Bir kere hepimizin WhatsApp kullanım alışkanlığı. Bir cümleyi tek seferde yazıp göndere basmıyoruz. Merhaba, ben Seçil şeklinde. Bu botları yine öldüren ve botları çok zorlaştıran senaryolar. Şimdi 5 ayda istatistik bakalım biraz. 5 ayda 150 bin farklı müşteriden 700 bin mesaj geldi. Kanal güvenli bir kanal değil, yani bu kanaldan para transferi yapamazsınız. Diyalogların şu istatistiği ölçüyoruz. %76'sı tamamen bot tarafından karşılanıyor. Ne diyorum? Diyaloğu zaten bugün bot karşılıyor. Bottan cevabını alıp okey teşekkürler deme oranı %76. Kalan kısım ne oluyor derseniz, biz burada hibrit bir yapı kurguladık. Arkada yaklaşık 2 tane arkadaşımız var. Sadece 2 agent. Bu agentlar botun anlamadığı durumlarda insana yönlendiriyoruz otomatik. İnsan cevaplıyor bunların taleplerini. Şimdi bambaşka iki projeye geçeceğim. Finansal analizin otomasyonu ve dolandırıcılıkların otomatik tespit edilmesi. Finansal analizin otomasyonu, işte az önce de bahsettiğim sahadaki gözlemle tamamen Ar-Ge ekibinin kendi inisiyatifiyle ortaya attığı, iş birimlerini o anlattığım ikna süreçlerinden geçirip Haziran 2018'de hayata geçirdiği bir proje. Bir şube ziyareti, birkaç şube ziyareti sırasında bir şubede şunu gözlemledik. Portföy yönetmeni dediğimiz arkadaşlar var, bu KOBİ'lere ya da kurumsal ticari şirketlere kredi veriyorlar. Ve onlar onun portföyündeki bir şirket oluyor ve o şirketi sürekli takip etme sorumlulukları var. O şirketi takip etme sorumluluğunun sebebi satış yapabilmesi. Bir kredi vermiş, bir kredi risk tanımlamış ve o riski kullandırtmak istiyor. Şimdi hedef bu. Açıyor, o firmanın mizan denilen bir dokümanı olduğunu gördük, biz de ilk defa görüyoruz. Bilanço ve gelir tablolarından biraz farklı. Bilançonun detaylı bakkal defteri gibi düşünebilirsiniz. Kimden ne kadar alacağı var, kime ne kadar borç vermiş, hangi bankada mevduatı var vesaire gibi pek çok detay bilgileri tuttuğu bir doküman. Şimdi bu dokümandan şunu yaptı, buradaki yüksek hacimli bir borçluyu buldu. Ve buna bir borç ödemesi yapıldığını anladı ve bu parayı nereden bulduğunu sorgulayıp bir satış yapmaya çalıştı. Ve biz bu anda bu dokümanla tanıştık. Dedik ki bu doküman çok kıymetli bir doküman. Bunun içerisinde çok değerli bilgiler var. İşte hangi şirketlerden alacağı var, hangilere borcu var. Ve ama standart bir formatı yok. Burada birkaç örnek görüyorsunuz yan yana. Kolon yapıları farklı. En kıymetli bilgiler kısa metinlerde, hesap açıklamasında yer alıyor. Ama tamamen muhasebecinin inisiyatifine kalmış şekilde o metinler düzenleniyor. Yani ABC tekstili ben farklı şekilde yazıyorum, başka firma muhasebecisi farklı şekilde yazıyor. Keza banka isimlerini bile binlerce farklı şekilde yazıyorlar. Ama bizim şunu anlamamız gerekiyordu. Bu adamın Yapı Kredi Bankası'nda ne kadar parası var ya da İş Bankası'nda ne kadar parası var gibi.
Buradan iki tane ürün çıktı arkadaşlar. Sadece bir proje gibi başladık ama bu bir programa dönüştü. İki farklı ürün çıktı. Birincisi akıllı portföy yönetimi. Yani bu dokümanla işleyerek biz hangi bankalarda ne kadar parası var, hangi şirketlerle borç alacak ilişkisi içerisinde, hangi kişilerle alacak ilişkisi içerisinde, ortaklık yapısı ne gibi bilgiler çıkararak bir satışa hedefler sunmaya çalıştık. İkinci aşamada da mizanları dijitalleştirip, tek yapısal bir veriye dönüştürüp, üzerinde de bilgileri işaretledikten sonra bunu aslında en çok finansal analiz dediğimiz ekibin kullandığını fark ettik. Yani o arkadaşlar şunu yapıyor. 3 dönemin bilanço gelir tablolarını ve mizanlarını alıyor. Türkiye'de bilançolarda bazı hileler yapılıyor. Şirketlerin durumunu iyi göstermek için. Bu hileleri mizanla karşılıklı kontrol ederek temizlediklerini anladık. Ve bunun için de dedik ki, okey, o zaman biz mizanı işliyoruz. Artık finansal analiz de otomatik yapabiliriz dedik. Ve finansal analiz artık otomatik yapılıyor. Şimdi bu da bir demo. Bu satış tarafıyla ilgili demo. Buradaki önemli fikir şuydu. Mizanda o borç ve alacak ilişkilerini çözümlersek, biz aslında tüm bankanın tüm şirketlerin, bizim bankamıza gelmiş ve mizanları teslim edilmiş tüm şirketlerin değer zincirini çözümleyebilir miyiz? Bu bir ön yüz, bu bizim POC ön yüzümüz, işte iş birimlerini ikna etmeye çalıştığımız. Burada mizanda alıcı ve borçları kalemlerindeki şirket isimleri okunuyor. Datayı kirlettik biraz. Gerçek şirket isimleri var aslında orada. Şirket isimleri okuluyor. O şirket isimleri yine doğal dil işleme teknikleriyle gidilip müşteri veri tabanıyla eşleştiriliyor. Oradaki müşterinin tekil numarası bulunuyor. Sonra o müşteri de bizim bildiğimiz bir müşteri ise mavi renkle işaretleniyor. Eğer bilmediğimiz bir müşteri ise, müşteri veri tabanında bulamadığımız, gri olarak işaretleniyor. Burada gri gördüğünüz baloncuklar aslında şu demek portföy yönetmenine: git bu müşterileri kazan. Bunun senin hedef müşterilerin. Mavilerin, baloncukların büyüklükleri ne anlama geliyor? Nakit akışının büyüklüğünü gösteriyor. Risk boyutuyla düşünün. Büyük mavi baloncuklardan bir tanesi kredilerini ödeyemez hale geldiği noktada, yani riskli bir noktaya düştüğünde kimleri batırır zincirleme olarak görebilirsiniz. Turuncular ne? Ben birinci seviyede işledim. Ortaya bir şirketi aldım, mizanını işledim. İkinci seviye ilişkileri çıkardım. Onun da müşterim olduğunu fark ettim. Onun da bilgisi var elimde. Onu da işledim. İkinci seviye ilişkileri çıkardım. Böyle işleyerek tüm ilişkileri, aslında zincirleme, işte buna değer zinciri diyoruz, çok kıymetli bir veri çıkardığımızı fark ettik. Burada ne var? Bunun arkasında tabii ki yine yapay öğrenme var. Çok güçlü doğal dil işleme yetenekleri var. Döküman sınıflandırma var. Bu boyutu hiç anlatmadım. Bu dokümanların önce bir tüm kümenin içerisinden ayıklanması gerekiyordu. Orada bir sınıflandırma var. Yine bilgi çıkarımı ve isim varlık çıkarımı var. Sonuçlar. Haziran 2018'den beri canlıda çalışıyor Foça. Kasım sonundan itibaren tüm şubelere yaygınlaştı. Akıllı portföy yönetimi tarafı için 200.000 belgeden yaklaşık 100 milyon satır bilgi çıkarıldı ve şu an o bizim gösterdiğimiz proof of concept ekran portföy yönetmenlerinin önüne canlıda açılmaya başlandı peyderpey. Şu ana kadar yaklaşık 80 bin firmanın finansal analizini artık bugün Foça otomatik yapıyor. Bunun önemi ne? Bunun önemi şu: bir insanın, bir firmanın analizini yapması 6-7 gün sürüyordu arkadaşlar. Çünkü çok detaylı incelemesi gerekiyor. Bu mizanlar Excel gelebiliyor ki o zaman iyi, copy paste yapabiliyor. PDF gelebiliyor. Seçemediği, seçip bir yere datayı atamadığı PDF'ler şeklinde geliyor. Biz PDF'leri de okuyoruz. Ve burada bu detay analizleri yapması gerçekten 6-7 gün sürüyor. Biz yanlarına da oturup bu süreci de gözlemledik. Bugün Foça bütün bu 6-7 günlük işlemleri saniyeler içerisinde yapıp analizi yapılmış şirket sonuçlarını direkt finansal analizin önüne düşürüyor. Başarısı ne derseniz, bir, dokümanı sınıflandırıyoruz. Önce mizan mı değil mi onu anlıyoruz. İki, finansal analizlerini önce mizanı okuyup bilgileri çıkarıp dijital hale getiriyoruz. Başarısı %93. Diğer tarafta da şöyle ölçüyoruz. Sistem takım aksiyonlar öneriyor. İşte ben diyor bunu arındırdım, bunu aktardım, burayı temizledim, burada tutarsızlık gördüm gibi bir sürü aksiyon dönüyor. Bu aksiyonları finansal analistler yine Safir'de olduğu gibi gözden geçiriyor. Bakıyor doğru mu yapmış, yanlış mı yapmış. Şu an %2 oranında edit ediyorlar, yani değiştiriyorlar, ya güncelliyorlar ya siliyorlar. %98 oranında yaptığı tüm aksiyonları kabul ediyorlar. Bu böyle hemen bir günde olan bir şey değil. Yaklaşık 3 ay validasyon süreci sürdü.
Biz sistemi bir şubede pilotladık. Sonra iki şubeye çıktık. Bu sırada finansal analiz ekipleri sürekli bizim sistemin başarısını sürekli söylediler. Sonra sahaya yavaş yavaş açtık. Bize bir sürü geri beslemeler geldi. Bunlarla algoritma iyileştirile bu noktaya oturdu bugün. Sahte işlem dolandırıcılığı. Bundan yine başka bankadaki arkadaşlarımız da bahsetti. Bu problemin zorluğunu biraz bahsedeyim yine ben. Zorluk tarafından geleyim. Bu problemin zorluğu şu, klasik bir makine öğrenmesi sistemi ya da makine öğrenmesi algoritmalarının en büyük sorunlarından biri etiketli veridir. Etiketli verinin yeterli olması ve dengeli olması gerekir. Buradaki en büyük problemimiz, ayda 50 milyondan fazla işlem geliyor bizim ölçeğimizde bir bankaya, kredi kartı tarafından. Ama bunun sadece gördüğünüz oranda 0,001'i sahte işlem, yani çok az sahte işlem var diyebiliriz. Şimdi burada da yine çözümlerimiz var. Yine makine öğrenmesi yöntemlerinden gradyanlı güçlendirme araçları daha yoğun kullanılıyor. Ve burada da karşılaştırmaya çalıştığımız global bir ürünle bizim başarımızın farkını ölçüyoruz diyebilirim. Şimdi ekip yapısından biraz bahsedeyim mi hocam? Vakit var mı? Bir dakika. Bir dakika, tamam. Şimdi ekip şu anlamda farklı bir ekip. Biz uçtan uca çalışıyoruz. Yani ürünü, bazı Ar-Ge ekipleri şu yapıda çalışıyor. Ben de duyuyorum mülakatlarda gelen arkadaşlardan. Ben diyor modeli geliştiriyorum, modeli IT ekibine teslim ediyorum, gerisine karışmıyorum diyor. Bizde böyle bir şey yok. Biz direkt ürün olarak geliştiriyoruz, ürünü bankaya veriyoruz, bankanın serverlarına kuruluyor ve servis olarak açılıyor. Bundan sonrası IT'de. IT o servisin sunduğu çıktıları alıyor, ana bankacılık sistemine entegre ediyor ve kullanıcı artık entegre edilmiş haliyle sistemleri gözlemliyor. Bu neyi sağlıyor? Biz bunun doğru olduğuna ısrarla inanıyoruz. Siz bir sistemi, bir yapay öğrenme sistemini canlıya aldıktan sonra başarısı sizin test kümelerinizde ya da regresyonlarınızda beklediğiniz gibi çıkmayabilir. Biz dönüyoruz, gerekirse modeli değiştiriyoruz. Canlıya aldıktan sonra KPI'lerini de takip ediyoruz. Gerekirse datasını zenginleştiriyoruz ve sürekli takip sorumluluğu bizim ekibimizde. Bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz Seçil Hanım'a. Katılımcılarımızdan soru varsa bir ya da iki soru alacak vaktimiz var. Teşekkürler. Merhaba. Öncelikle yani benim sorum biraz daha genel aslında, biraz bankacılık sektörüyle alakalı. Diğer konuşmacılarımız da cevap verebilirdi ama şu an yoklar. Benim sorum blok zinciri ve kripto parayla alakalı. Özellikle Facebook gibi böyle devasa veri barındıran bir şirketin Libra gibi bir girişimle finans sektörüne girmesi, hani bankacılık sektöründe nasıl bir yani sizin bu konuya bakışınız nasıl olacak veya bir konumunuz nasıl olacak kripto para ve benzeri konularla alakalı? Yani biz aslında daha çok olayın teknoloji boyutuyla ilgileniyoruz. Kripto para olayı ayrı bir konu. O disrupt eder mi etmez mi ayrı bir tartışma ama blok zincir teknolojisini çok yakından takip ediyoruz. Ama teknolojinin daha bankacılık alanında kullanımı için olgun olmadığını düşünüyoruz. İşlem süreleri çok uzun. Farklı network mimarları var biliyorsun. Public olabiliyor, private olabiliyor. Publiclerde çok uzun işlem sürelerine gidiyor. Private olursa gene merkezi bir yönetim gündeme geliyor. O zaman blockchain'in felsefesine aykırı bir şey yapıyorsun. Böyle kendi içimizde sürekli bunları inceleyip tartışıyoruz. Ama kripto paralar bambaşka bir şey. Hani burada bankacılığı kripto para boyutunda, bankalarda o paraların bir tanesi public olursa onu da kabul eder. Oradan da işlem yapar. Para sanal bir şey günün sonunda bu dönemde. Bu şekilde bakıyoruz olaya. İstersen dışarıda daha detaylı konuşuruz. Bu oturumdaki bütün konuşmacılara da çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Seçil Hanım'a da plaketini takdir ediyorum. Çok teşekkürler.